Tekrardan günaydın. Bütün Denizli basınımızın değerli temsilcilerini Babadağ'dan selamlıyoruz. Bütün hemşehrilerimizin selamını da Denizli'li hemşehrilerimize iletiyoruz. Malumunuz Ramazan ayı, iftarlar, Ramazan bayramı, milli bayramlar, 14 Mayıs'ta 28 Mayıs seçimleri derken 3 aydan bu yana hakikaten çok yoğun bir tempodan çıktık. Bu sene biraz da bahar ayları maşallah bol yağmurlu geçti. Güzel bir bahar oldu. Artık yaz ayını Kurban Bayramı ile beraber gördük ve biz de Babadağ'la ilgili, festivallerimizle ilgili çalışmalarımıza hızlı bir şekilde bayram sonu başladık. Daha önce hava koşullarından dolayı ertelemiş olduğumuz Babadağ Tanıtım Günleri Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivalimizi bu hafta sonu Babadağ'da gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Ve bununla ilgili de Denizli halkımıza ve siz değerli basın mensuplarına festivalimizin detaylarını aktarmak için bugün bu sabah birlikteyiz. Evet, çok güzel bir festival hazırlığı yaptık. Çok farklı bir festival etkinliği hazırlıyoruz. Turizmle ilgili yaptığımız çalışmaların Babadağ'la ilgili 31 Mart 2019'dan bugüne kadar Babadağ Belediyesi ile Basyat İşbirliği'nde yürüttüğümüz projelerin hem lansmanı hem de turizm altyapımızın hazır olduğunu bütün Denizli hemşehrilerimize paylaşmak için bu festivale bütün hemşehrilerimizi, Denizli dostlarımızı, vatandaşlarımızı davet ediyorum. Babadağ'ın geleneksel ve tarih kokan sokaklarını, çeyiz sandığından çıkan o eremeyi nakışları, Babadağ'ın evlerinin duvarlarını Pamukkale Üniversitesi'ndeki resim bölümündeki öğrencilerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları bütün hemşehrilerimize tanıtmak, Babadağ'ın tarihini, kültürünü gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir festival hazırlık yapıyoruz. Tabii ki bu tür festivallerin ana omurgasını kadınlar oluşturuyor. Dedik ki kadınlar olmadan bu festival olmaz. Festivalimizin ismini de Girişimci Kadınlar El Sanatları Festivali olarak belirledik ve yaklaşık 300-350 tane girişimci kadınlarımızın stand açarak gelen misafirlere hem satış yapabilecekleri hem de el emeği göz nuruyla ürettikleri ürünleri tanıtabilecekleri çok güzel bir ortam hazırlıyoruz. Bunun yanında birkaç tane daha sokak projemiz ve kültür sanat tarih evimizin tanıtımını yapacağımız güzel bir etkinlik olacak. Cumartesi ve pazar günü çeşitli dans grupları gösteriler düzenleyecekler. Çocuklarımız için palyaço ekibi, oyun grupları ve farklı etkinlikler ve yarışmalar planladık. Gün boyu bunlar da 2 gün boyunca devam ediyor olacak. Bunun yanında workshop çalışmalarımız ve iş atölyelerimiz olacak. Burada kadınlarımız hem ürettikleri ürünleri gelen misafirlerimize tanıtacaklar hem de onların bu el sanatları nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilendirilmesi için farklı iş atölyeleri hazırladık. Bunlar da gün boyu devam ediyor olacak. Yine çocuklarımız için canlı langırt ve rodeo gibi bugüne kadar yapılmayan farklı bir konsepte etkinlikler hazırladık. Yaklaşık 2 gün boyunca 25-30 bin misafirimizi, hemşehrimizi Babadağ'da ağırlamayı planlıyoruz. Biliyorsunuz bizim festivallerimiz hem katılım anlamında hem de gelen misafirlerimizin memnuniyeti anlamında çok güzel geçiyor. Biraz çıta yükselttik. Geçen seneki festivallerimiz çok güzel geçti. Pandemi sonrası yaptığımız çalışmalar da çok halkımız tarafından beğeni gördü. Bu sene biraz çıtayı yükselttik. Hedefimiz daha yüksek ve festivallerimizin niteliğini arttırmak adına çok uzun zamandır hazırlık yapıyoruz açıkçası. Cumartesi günü saat 18'de protokolümüzle birlikte bir bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenleyeceğiz. Akabinde çeyiz sandığından sokağa projemizin ve sokağımızın
tanıtım ve lansman adını orada bir Kurdele kesimi açılışımız olacak. Saat 8'de protokol konuşmalarımız ve akşam da güzel bir konserimiz olacak inşallah. Pazar günü de yine Babadağımızın geleneksel ve yöresel yemeklerinin lezzetlerinin yarıştığı çok güzel bir yarışma etkinliğimiz var. Bununla ilgili de 5 kişiden oluşan çok özel bir jürimiz olacak. Jürimiz huzurunda bu yemeklerin, lezzetlerin tadımları yapılacak ve birinci, ikinci ve üçüncü olan Babadağlı gastronomi uzmanlarımıza, hemşerilerimize bir ödül törenimiz var. Yine pazar akşamı sahnede Ozan Ozancı kardeşimiz sahne alarak festivalimizi tamamlıyor olacağız. İnşallah hava da çok güzel, katılım da iyi olur. Kazasız belasız, sorunsuz bir şekilde çok güzel bir festival olur. Ben şimdiden bizi izleyen, bizi dinleyen bütün hemşerilerimizi hafta sonu Babadağ'da davet ediyorum. Festivalimizin detayları benim aktarabileceğim kadarıyla şimdilik bu kadar. Eğer sorularınız varsa festivalimizle ilgili memnuniyetle cevaplayabiliriz.